Merhabalar. Devam ediyoruz derslerimize. Şimdi bundan sonraki kısımlarda bol bol Entity Framework Link'ü sorguları yazacağız. İlk olarak toplam personelle başlayacağız. Şimdi şu toplam personelin label kontrol 2 olarak geliyor name ismi. LBL toplam personel olarak değiştirdim bunu. Bir de toplam departman var. LBL toplam departman. Aktif iş sayısına şu an girmeyeceğim. Biraz daha count bazlı ilerleyeceğim. LBL toplam firma. 3 tane sorguyla başlayabiliriz. Şimdi forma çift tıkladım. Formu load tarafında komutlarımı yazmaya başlayacağım. Burada diyeceğim ki LBL toplam departmanla başlayalım. Departman nokta text eşittir. Buraya bir sayı gelecek. Peki bu sayı nereden gelecek? Şimdilik 1 yazdım ama onu değiştireceğiz. Şuradan gelecek. Entities'i çağırmam gerekiyor. Entities'i çağırabilmek için şuraya using projemizin ismi nokta entity klasörümüzü dahil ettik. Enti kısmında CTRL'e boşluk yaptım. Bakın DB işte entities geldi. Buradan DB isminde bir nesne türetiyorum. Daha sonra ne yapmam gerekiyor? Burada türetmiş olduğum nesne aracılığıyla label'lara değer ataması yapmam gerekiyor. Mesela DB nokta toplam departman sayısını bulmak istiyorum. Departman sayısını nasıl bulabilirim? TBL departmanlar nokta count parantezimi açıp kapattım. Şimdi bunu bu şekilde kullanamazsın diyor. Peki sonuna nokta toString yazarsam kullanabilir miyim? Tamam. Bu formatta kullanabileceğimi söylüyor. F5'e bastım. Bir bakalım gerçekten departmanların count'unu getirecek mi bize? Görelim. Personel istatistiklerine tıkladım. Şimdi burada bakın 10 tane departman olduğunu söylüyor. Hemen kontrol edelim. Sağ tuş. Edit 200 rows dedim. Burada bakın 10 tane departman var. Tamam mı? Gayet doğru bir şekilde çalıştı uygulamamız. Devam ediyorum. Daha sonra benzer işlemi LBL firma için yapacağız. Nokta text eşittir. db.tbl firmalar nokta count nokta toString ve son olarak lbl toplam personel için yapacağız eşittir db.tbl personel nokta count nokta toString. Şu ana kadar sadece count metodunu kullandık entity framework'e ait. Bakalım bu formumuz yüklensin. Diğer komutları da kullanacağız ilerleyen derslerde. Personellerden personel istatistiklerine tıkladım. Şimdi toplam personel 7, toplam departman 10, firma sayısı 0. Neden? Çünkü firmaların içerisinde herhangi bir veri yok. Mesela personele bakıyorum. Edit top 200 rows dedim. Şu anda 7 tane personel gözüküyor. Firmalara bakıyorum. Firmalara baktığın zaman herhangi bir firma yok. Bundan dolayı değerimiz 0 olarak bize dönmüş oldu. Tamam mıyız? Bu şekilde olacak. Birinci kısmı bitti. İstatistiklere devam edeceğiz. Bunların içerisinde sumları, ondan sonra gruplamaları, alt sorguları da kullanacağız ilerleyen derslerde. Yani bu aggregate dediğimiz işte min, max, sum, count, average komutlarının tamamını Entity Framework'e ait metotlarla inşallah ilerleyen derslerde beraber kullanıyor olacağız. Gelecek derste devam edelim.